Evet. Mesela ben kalbime sorarım. Heh. Ona cevap verir kendince. Çok güzel evet, bir soru hayır. sordunuz. Ama ya o negatif tesirlerde oraya girdiyse? Çok nasıl güzel bir soru. ayıracağım? İşte ona kanca atmak deniyor. Araya girmek deniyor. Kalbin içine asla giremezler. Hmm, kalbi kalbe negatif hiçbir enerji giremez. Şeytanın kendi gelse kalbe giremez. üst benlikler var ya şu an ağlıyor ağlıyor. Yani yana <laughs> yana ulaşmak istiyor. Kıvranıyor ama... Allah mesela teşbih tahta olmaz, kart vizitini sana uzatsa orada Rahman ve Rahim yazar. Merhametten bahseder. Kart vizitinde hani o kadar esman var, sığmıyor, bunları yazıyor der. Ama onun cabbar sıfatı da var. Ben Yücel Balkancı ne düşünüyor, onu merak ediyorum. Yani inançlar böyle söylüyor. Ha? E siz bir kurtarıcı bekliyor musunuz, bir yeniliğiler? Zor ya, anlaşmadık böyle. <laughs> Masa sohbetlerinin yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı. Yücel Balkancı ile geçen bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü eminim ki izleyenlerin böyle nefes almadan heyecanla izledikleri bir bölüm çektik. Çünkü Yücel Hocam e, hani bir süredir deneyimlerini de anlatan insanlar var. İşte farklı hocalarımız da var. İlkay Buharalı YouTube kanalında ağırladığım ama resmen bir ders gibi... E, hani böyle hmm. anlayacağımız şemalarla anlattığınız çok karmaşık konuları da anlaşılır hale getirdiğiniz bir hmm. video çektik Doğru. ama kaldı Doğru. yarım kaldı. Çok güzel. Gerçekten hmm. öyle oldu. Ee, lakin yarım kaldı şimdi hmm. onları tamamlayalım. Doğru. Merak ettiğimiz çok şey var. Şimdi birincisi şöyle bir tablo gösterdiniz ya. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar birinci bölümü. Bu videoyu yeni izleyenler. Biz kaçıncı boyuttayız? Yukarılarda ne oluyor? Yukarıdan aşağı gelen var mı? Aşağıdan yukarı giden var mı? Hmm. Negatif, pozitif varlıklardan bahsettik, lakin bunu bitirmedik. Tamam. Daha buna ekleyeceğimiz şeyler var, değil mi? Şunu bir oturtalım, Ekleyelim. tamamlayalım mı boyutlara? E, bunu oturtalım. Hani konumuza hani ilgili olan kısmı da hani biraz da madem bu konuya girdik, daha anlaşılır halde bu mekanizmayı anlatayım. Şimdi Kur'an'da diyor ki, biz hiçbir şeyi tek yaratmadık diyor, her şeyi çift yarattık diyor. Tamam mı? Hadi hatta dinin kendisi bile mesani bir din der, ikili bir din tek olan sadece Allah. Yaratılan her şey ikili yaratılmış. Burada gördüğünüz gibi bir zaman matriksi var ve bir tane zaman matriksi görüyoruz. İşte her şey ikili yaratmış. Mantığında eril ve dişil taraf olmak zorunda. ikisinin birleştiğinde nötralize olup hani birlenme durumu vardır. Her şey böyle tripotun üç ayağı gibi. Polaritenin bir ucu, polaritenin diğer ucu birlendiğinde denge noktasına gelir. Şimdi yaşam devam ederken, süreç devam ederken hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz kısmı var ya döndürülmeden önce biz polaritenin uçlarını yaşamak zorundayız. Hı hı. Evrene iz düşümüne baktığımızda da burası magnetik evren diye geçiyor. Magnetik demek dişil evren. Kocaman varlık alemi hani 15 boyutlu 18 katmanlı devasa yaşam alanı magnetik evren diye geçiyor. Bir de bunun elektro evreni var. Kocaman bu varlık aleminden bir tane de yanda düşünün. Bununla iç içe yani etkileşimli kocaman bir tane daha evren var. Ve o elektro diye geçiyor. Eril. Yani polaritenin iki ucundan bahsediyoruz ya. Aha. En nihayetinde hepsi başlangıç noktasına geri dönecek. O evrende de bir yaşam var formları var. var. Ama Or bizim oraya geçişimiz mi yok? Erişimimiz mi yok? Teknik olarak geçebilirsin. Ee, şöyle orada senin... E Ruhunun diğer parçası var, öyle diyeyim. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, diğer bir vehçen var. Yani ilk ayın burada bir tane e, gördüğümüz şekliyle e, bir tane ilk ay var ya. Evet. Gene ilk ay olmak zorunda olmayan ama senin ruh parçan var ya. Ruh sonuçta bir bayan e, bedenine girmiş, Hani kıyafet net seçtiyse Hı -hı. yani. Bir yaşam sürüyor, senkron bir şekilde elektro evreninde kayın ruh parçası yani ikiye bölünmüş gibi düşün. Diğer parçası elektro evrende. Yani sen yaşamına devam ederken polaritenin iki ucunu da yaşamak zorundasın. Yani e, yeni bir konuya gireceğiz ama hani beyinleri de yakmayalım. Buradan çıkmak istiyorsak o ruh parçalarının birleşmesi gerekiyor aynı zamanda. Peki o ne? evrendeki deneyimlerimi de hatırlayabilir miyim bu evrende? Şöyle onunla temas da kurabilirsin. Ama orada mesela bir erkek bedenine girmiş olabilir o ruh parçası. Hı hı. Ruhun cinsiyeti yok. Tecrübeyi nasıl yaşarsa. Ama paralel diyoruz. Paralel bir evren. Paralel gerçeklikle paralel evreni ayıralım. Teknik konulara çok girdik ama hani kafa bulanıklığı açısından. Paralel gerçeklik sonsuz sayıdadır. Mesela biz bu masadayız ya. Bu masada her şeyin aynı olduğu ama şu bardan şurada olduğu bir versiyon da var. Hani sonsuz hmm. olasılıklar. Hmm. İmajinasyonla, olumlamayla vesaire hani e, kendi kendi gerçekliğini, yeni gerçekliğini yaratırsın yani öğretilerde öyle bir şey vardır ya. İşte o sonsuz olasılıklar zaten oradadır. Bunlar paralel gerçek. Bu paralel gerçeklik daha sanal bir şey. Tamam. Daha paralel sanal evren. Şey. O potansiyel olarak, enerji olarak orada duran bir şey. Ama paralel evren buradaki evrenin bir benzeri gerçek bir şeyden bahsediyoruz. Ya orada da ilk ay çalışıyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor bir i̇lk insan. Ay olmak zorunda değil. Başka tamam, bir yani birey. Neyse. Ama benim ruh parçam. Senin ruh parçan. Diğer parça, ayrı bir birey. O evrenin farkı ne? Eril evren ne demek? Burası hmm. dişirse eğer. O nasıl bir evren acaba? İşte aslında hikaye bir bütünü oluşturuyor. Yani yaratımı bunun ikili üstünden yapıyor. Ha, Ve daha sen, güzel bir yerse orayla bağlantı daha güzel bir yer etsen. değil. Daha güzel bir yer değil. Şöyle e, tam paralel değil zamanlama olarak. Yani 5-6 yıl daha önde orası. 5-6 yıl daha önde. Ama Armagedon diyoruz, son savaş diyoruz, sona yaklaşıyoruz ya. Konu iki evreni birden ilgilendiriyor. Ve onlar daha önde. Onlar çok daha kaosa batmış durumda şu an. Hani ileriden gidiyorlar biraz. Ama dünyanın frekansı çok hızlı bir şekilde artıyor bizim dünyamızın. Aradaki fark kapanıyor. Daha fazlaydı zamansal olarak. Hmm. En nihayetinde birlenecek. Ama dakika itibariyle daha öndeler ve daha kaostalar. Dünya nüfusu çok daha azalmış durumda mesela. Hani bir kaoslardan, olaylardan bahsediyoruz ya potansiyel olarak. Hani oraya gidiyoruz diyoruz ya. Onlar bayağı gitmiş yani. Bayağı gitmiş. Ve sizin ruh parçanızın diğer hani ikiz gibi düşünmeyin. Ayrı bir birey paralel vehçeniz. Peki biz onunla karşılaşacağız mı? Ne olacak sonuçta ee, Karşılaşırsanız iyi olur. Ruhların birleşmesi çok daha büyük avantaj sağlıyor buradan çıkışla ilgili. Tek seçenek değil ama büyük avantaj sağlıyor. Çünkü o sizden daha bilge, olayları daha iyi biliyor. Siz mesela psişik yeteneklerinizi açtığınızda onunla temas kurabilirsiniz. O çünkü hazır daha ileride, daha ileri bir seviyede. Ama senin de kapını açabilmen, konuşulanı duyabilmen gerekiyor. Paralel vehçe orada. Yani bayağı bildiğiniz başka bir evrenden bahsediyoruz. Orada da hayat devam ediyor. Yani orada belki arabalar hani uçarak gidiyor. Yani daha ileri teknoloji. Her detayı bilmiyorum. Ama paralel evrenin orada eril olarak elektromanyetik. Hep her şey ikili olmak zorunda. Birlendiğinde nötr olmak zorunda. Denge noktası hep nötrdür. Bir şey de takarsın ya toprakla. Denge noktasıdır. Sen tek bir evrende yaşamı, tek bir enerji üstünden gittiğinde sizde mesela eril enerji de var değil mi? Hı hı. Eril yanınız da var. Hı hı. Olmak zorunda. Mesela kundalini de vesaire de klasik anlamda ida, pingala, şuşumla hatları vardır. Hani enerji hatlarımız vardır ama üçü çok meşhurdur. Ana hani kalpteki aort gibi düşünün. Hani kundalini de böyle yılan gibi çıkan hatlar vardır ya meşhur çizimleri. Hı hı. Bir tanesi idadır, dişil hat. Bir tanesi pingaladır, eril hat. Şuşumla da nötr'dür, dik çıkar. Üçünden de olmak zorundadır sizde. Bu devasa yaşam alanının da öyle olması gerekiyor. Biz elek. Bunun için bir paralel evren zaten olmak zorunlu. zorunda. Zorunlu, zorunlu. Şimdi şey, aradığı aşkı bir türlü bulamayanlar var benim. Ha. Ruh eşim diğer evrende, ruh eş, ondan bulamıyorum. Ruh eş gibi değil bu. Burada ruh eşinizi <laughs> bulabilirsiniz. Ruh eşi Öyle başka mi? bir konu. Umut, Umut var bize yücel hocam. Ha, burada ruh eşini bulabilirsiniz. Ee, bu başka bir şey. Paralel vehçi, hani e, ekürin, kankan gibi. Hani Anladım. mecbursun birbirine takım halinde çalışmaya. Onun gibi düşün. Hani orada duygusallıktan bahsetmiyoruz. Tabii tabii takılıyorum zaten. Ha, ama tamam. ruh eşi var olan bir şey. Ee, o da hani bir konu ama burada rastlayabileceğimiz. Bir, bir tane şey. daha evren var Bir tane paralel daha paralel evrenin dışında. E, bugünkü programa özel bonus materyal. <laughs> bonus bir evren daha. çıktı. <laughs> bonus bir evren. E, Phantom evreni diye geçen yapay bir evren var. Gene böyle kocaman bir evren. Fantom evreni diye geçiyor. Karanlık tarafın e, yapay olarak yarattığı bir evren fantom hayalet demek zaten. Hı. Yapay bir evren. Onu niye yaratmış? Kendisine bakan yanı e, kendi enerji kaynaklarını üretmeye çalışıyorlar. Hani beslenemiyorlar ya illa hani ışık tarafından enerji alınması gerekiyor. Kendilerine bir yaşam alanı yaratmışsa e, devasa reaktörlerle hani enerji de üretiyorlar. Ama bir yanı da var. Ruhları oraya kaçırmaya çalışıyorlar. Yani şimdi burada Kocaman bir mücadele veriyorlar ya bizi kitlemeye çalışıyorlar. Canları çıkıyor yani hani cendere altında tutup blok etmek için. Ama yani uyandığında uyandın yani. Hani öyle büyük bir kontrol ortamı yok. Yani hala mücadele devam ediyor. Ama bir ruhu fantom evrenine kaçırdığında direkt artık kendi hapsine sokmuş gibi düşünün. Ay bu ne demek şimdi? Bu diyelim şu demek Bir o, ruhu kaçırdı fantom e işte, Ne Nasıl ya, bir şey yani? Yani çiftlik gibi düşün yani çiftlik. Adam mı oldu şimdi burada Ali yaşıyordu diyelim. Mehmet. Evet. Nasıl Mehmet'in ruhunu alıp kaçırıyor Fanton Mehmet'e ne oluyor peki sonra? Geçmiş olsun oluyor. <laughs> yani bedeninden ayrılıp çekebilir veya Hayır, yere... ölü ölebilir yani. Ölebilir. Kişi öldü, onun ruhunu alıyor. Ruhunu çekebilir, öldürebilir veya onu klonlayabilir. Hani kendi içinde ruh olmayan bir şey yerine koyabilir. Veya kendi adamını hani karanlık enkarnelerde gelebiliyor dedik ya. Walk in diye bir kavram var. Walk in. İçeri yürümek diye geçen bir kavram. Hani o ruhu çekip onun yerine kendi karanlık enkarne bir ruhu e, içine sokabilir. E, o avatar beden hayatına devam edebilir. Ve böylece... Sen onu Ayşe Fatma, ha, evet, Mehmet sanıyorsun. Evet, evet. O bir avatar. Bütün, bütün veri tabanına ulaştığı için o gibi davranabilir. Böyle bir taşla iki kuş ne oluyor? Hem ruhu çekti, ondan besleniyor. Hem diğer Mesela, ruhu elbise buldu. Hem buldu, onunla da dünyevi düzlemdeki amaçlarına devam ediyor. Yani iki türlü. Çok acayip. Peki o ruhlar evet. nasıl kaçırılıyor hocam ya? Mesela e, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde devasa şeyler var. Girdaplar var tamam, mesela. Tamam kayboluyor. Oradan olur, direkt fantoma geçiş falan. var yani. Dünyanın belli noktalarında giriş çıkış noktaları yani, var fantomlar. ne demek yani? Geliyor da karşısına, yani kötülüğe iyice bulaşınca mı kaçıyor? Nasıl kaçırılıyor bu ruhlar yani? E, zafiyet gösterirse. Bir kere e, ışık tarafına güçlü bir şekilde hizmet eden birini kaçırmak kolay değil. Hani bu devamlı yapılabilecek bir şey değil. Kolay değil. Ama bazı hedefler vardır. Karanlık taraf tırnak içine gözü karartır. Bunu indirmemiz lazım. Bu kesin bize lazım şeklinde. Onunla çok uğraşır. Çok uğraşır. Yani şöyle şu son dönemde kıyam döneminde kural tanımazlık var. Ee, mesela atıyorum bir örnek vereyim. Kendi protokollerinde sizin kendi iş yerinizde size psikolojik saldırı olmaması gerek. Bu karanlık tarafında uyduğu bir protokoldü. Tamam. tamam. Suyunu da çıkaramazsın diyor Allah. Tamam Tamam. ama onu Evrensli bile şu an çiğniyorlar. uyacaksın. Ha. Ama buna da artık uymuyor. Yani artık e, işin suyu çıkmış durumda. Yani. Ama şöyle ha. bir şey değildir bu herhalde ha. canım. Ay ben ne bileyim işte Ayşe'ye taktım. Ha. Gideyim onun ruhunu kaçırayım fantom evrenine atayım. O kadar duygusal bakmıyorlar. Yani amaçlarına hizmet eden her şeyi yapıyorlar. Ayrıca fantom evrende bir sürü ırk var. Ve her ırk aynı amaçı gütmüyor. Kimisi enerjinin peşinde, kimisi hani orada da kibirler var kendi hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Orada dedim ya düşey bir ilişki var. Irklar arasında hmm. da düşey ilişki var. Savaşlar var. Ama her nasılsa bu son aşamada konu Adem olduğunda o kavgalarını bitirmişler gibi geçici süre için hepsi kanka olmuş durumda. Hepsi barış ilan etmiş. Ortak düşman Adem veya hani ortak hikaye diyeyim. hepsi fikirbirliği fikir birliği yapmış ve üstümüze çullanıyor. Mesela o çok teknolojilerden de bahsedeyim mesela dünyanın dış çeperinde e, net denen e, böyle şeyler, ızgaralar var. O ızgaralar. Bir sürü çeşit ızgara var. Hani kitlesel, zihin kontrolü vesaire bunlar gerçek. Çok yüksek teknolojiyle mesela siz spiritüel anlamda yukarıyla temas kurmaya çalışıyorsunuz. Bu bir enerji transferi. Hı hı. Tamam mı? Orada somut bir şey oluyor. Hani burada ne anlattıysak e, mühendis olarak bir mantığına oturtmaya çalışıyoruz ya. Siz spiritüel anlamda gözü kapattığınızda işte 13. boyuta çıkıp işte orada Mevlana'nın bilinciyle temaşa etmek istiyorum dediniz. Attım. Burada gerçekten bir şey oluyor. Ne oluyor? Siz bir enerji kanalı oluşturuyorsunuz. Yukarıyla, yukarısı da sizle diyelim monolog yapacak veya enerji akıtacak veya sizin diyaloğunuza tepki verecek. O da bir enerji akıtıyor belli frekansta bir hat oluşturuyorsun. Ama netlere geçirmişler böyle fanusu almışlar, koza gibi örmüşler, bütün bağlantıları kesmişler. Manipüle ediyorlar. Yani hatları tamamen kesmişler. Farklı farklı bağlantılar var. Bu Anonakiler, reptilyenler, Drakonlar bunu uzun zaman önce yapmış. Yani o Atlantis dönemi diyoruz. Çok daha teknolojik dönemler. Peki hani yok mu yani rahmaniyetle gerçekten Allah'la Allah'a ulaşmak belki çok yukarıda hı. bir katman ama hani rahmani kanalla bağlantıya geçmek diye bir Tabii şey yok mümkün. mu? Mümkün. mümkün. Bütün yolları da kapatamamışlar. Bir çaba Tabii. o zaman diyelim bu. Tabii yani işi zorlaştırmışlar. Ama Kur'an'da şöyle bir e, ayetler kümesi var ya. Çok azları kurtulur. Çok azları bilir. Çoğuna uyarsan yanılırsın. Yani azınlığın peşinde aslında Allah. Yani e, işin gidişatı e, zaten plan azınlığın Kurtulması üstüne. Kurtulmak demeyeyim de işte geçişi sağlamak üstüne. Yani o zaman yerine oturuyoruz ama öbür türlü bir haksızlık duygusu geliyor. Hani size de geliyor. Ulan böyle bir sistemde hani her tarafı köşe ka köşelere kapmışlar. Yani ne yapacağız? E zaten plan hani herkesin e, geçişi yapması üstüne değil yani. Hani nasıl diyeyim? Siz altın madeni arayan birisiniz. Gidiyorsunuz bilmem kaç ton toprak çıkarıyorsunuz. Oradan 10 gram altın çıkarıyorsunuz de demiyorsunuz ki olan bu kadar topraktan şu kadarcık bulduk. Hmm. Zaten baştan beri planın işte 5-10 gram bulmaktı. Ama o döngüler devam ediyor. Bize devasa uzun süreler gibi gelenler Allah katında üst boyuttan belki de böyle. Hani sizde yani sizin nezdinizde e, 50 bin yıl bizde hani bir gün falan. Bin yıl bir he. gün. Evet ha, öyle bir şey hatırlıyorum. Yani velhasıl drama yaratmaya gerek yok. Ama e, Kur'an'da gene hani atıf yapıyoruz. Bir kavram var. Rüzgarın sürüklediği yaprak gibi olursun diyor. Rüzgarın sürüklediği yaprak ne demek? Yaprak yol alıyor. Ama yaprağa sor, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki. Bugün buraya gidiyorum. Çünkü oraya sürüklendim. E yarın, yarın da bilmiyorum. Belki başlangıç noktasına sürükleneceksin. Öbür tarafa sürükleneceksin. Şu an insanlığın durumu bu. Rüzgarın sürüklediği yaprak gibi. O yüzden uyanmanın ön şartı, bir dakika pausa basıyorum, hamle yapmıyorum, kendimi tokatlıyorum veya yüzümü yıkıyorum. Ben bir dakika burada baş röldeysem, en nihayetinde bedel ödeme ihtimalim varsa karşında ödül de varsa ben fark yaratabilirim. Bu farkı yaratabilirim. Bu potansiyel var. Allah size zulmedip de ne yapsın diyor. Tamam mı? Başka bir ayette diyor ki sizin katlanabileceğinizden fazla yük vermem diyor. Bunlar cebinde garanti. Her zorlukla beraber bir, bir kolaylık, kolaylık vardır, vardır diyor. Yani potansiyel olarak benim kurtulabilmem, uyanabilmem, uyandıktan sonra payıma düşen hakkıyla yapabilmem ve buradan çıkışı sağlamam mümkün. O zaman bir yerden başlayalım. Ne dedim listede en başta ne varsa hep onunla ilgilenirsin. Onunla ilgilenirsin. Bugün çekimimiz vardı değil mi? Ama bugün başka bir sorun çıksaydı yemişim mi derdin ilk aynam, değil mi? Hı hı. Atıyorum ya Allah bir, korusun tabii yani. çok hayati bir şey olsa, sağlık i̇şte, olsun. İşte ilk listede ne varsa o konu bu. Her şeyi buna göre şekillendirmek lazım. Uyanmak gerekiyor. Yani eee şurada bir listem vardı hani sorular. Ha. Şimdi sorulması gereken temel sorular. Kişi uyanmaya, uyanmaya çalışıyor. Evet. Ben soracağım. kimim? Neyim veya hani Adem oğlu da olmayabilirsin. Bak neyim? Başka ben bir şey var mı? Ben insan mıyım? Evet, bu sağlıklı bir soru. İnsan <laughs> e Bu kadar karışık, o kadar şeyden bahsetti kendini konuştur. Evet. Sorma evet. ihtiyacıydı. Ben neyim? Ben nereden geldim? Nereye geldim? Hangi görev veya sebepten dolayı geldim? Geldiğim bu yerin şekli, şemali, mahiyeti, işleyişi nedir, nasıldır? Buradan nereye gideceğim? Buradan nasıl gideceğim? Bunları bilmek zorundasın. Hani sen, dedim UNO oyunu vardır ya, hmm. geldin kağıtları dağıtmaya başladın. Ben hiç oynamamışım. Ya İlkay Hanım, kuralları anlatır mısınız? Derim değil mi? Tabii. Nasıl oynayayım? Bilmiyorum ki. Bu masada UNO oynanıyor. Kuralları Dünya bilmek zorundayım. Yani, İnsanoğlu da bir dakikaya bu sorulara cevap vermek zorunda. Veremiyorum, vermek zorundasın. Yine rüzgarın sürüklediği yaprak gibi olursun. Ben şimdi neyim? Nereye geldim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Buranın mahiyeti ne? Oyun ne? Oyunu nasıl oynarım? Bilmek zorundasın. Bilmek için de artık kıyam diyoruz ya ayağa kalkış yani. Ayağa kalkmak zorundasın. Hatırlamaya niyet etmek zorundasın. Tefekkür etmek zorundasın. En büyük ibadetlerden biri tefekkür. Tefekkür'ün kelime anlamı ne Kur'an'ı? Derin derin düşünmek. Sen zihnini, enerjini nereye odaklarsan uydu anteni gibi. Bak, evet. Uydu anteni buradan sinyal almaz. Ama bilmem kaç kilometre öte nişan alırsın oradan sinyal alır. Sen uydu anteni gibi enerjini, zihnini frekansını nereye hedeflersen oradan açılım gelir. Oradan açılım gelir. Samimi olacaksın. Ben bu dünya hayatının geçiciliğini kabul ediyorum. Minimumda ölüm diye bir şey var. Buranın mahiyetini çözmem lazım dediğin anda açılımlar gelmeye başlıyor zaten. Kendi başına üst benliğine konuşamadın değil mi? Aniden kapıdan biri geliyor sana gerçekleri anlatmaya başlıyor. Aniden bir film izliyorsun alt yazıda açılımlar geliyor bir kitap okuyorsun aradığın cevaplar orada bir rüya gösteriyor evet, Rabbim evet hiç samimisin çünkü artık şeyler. kayna düşeni yapmışsın hmm. yani senin rehberlerin vesaire üstte böyle heyecanla bekliyor o ilk adımı atman gerekiyor onu attıktan sonra biz bir 10 adım atacağız ama arkadaş sen niyetini göster ve o ilk adımı at ayrıca buna mecbursun opsiyonel değil Yapacak bir şey yok. E en son yani pişman olduktan sonra ne olacak? Aa pardon. Şu ruh, Hı. ruh, bilinç, üstmenlik, evet. beden, zihin bunu biraz anlatalım bunu, mı? Bunu açmamız lazım. Çünkü e, bu çok herkesin kullandığı ama muğlak kalan yerine oturmamış kavramlar. Şimdi asıl olan dedik ruh. Ruh başrolde. Sen ruhun ölümsüz tamam mı? Ölümsüz. Hı. Ruh kaybolmuyor. En 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 o... Teorik filmin sonunda hani sanal olarak filmin sonunda hepimiz kaynağa döndürüleceğiz. Eyvallah. Ama oraya kadar ruh ölümsüz. Yaratılmış artık. Hı hı. Ve tekamül dediğimiz şey ruhun tekamülü. Ruh burada bir bedene girdi. Başka bir boyutta başka bedene girebilir. Başka tecrübeler yaşayabilir. Orijinal bir bedeni vardır. Onlar ayrı konu. Ama en nihayetinde ruh bir enerji. Ve tekamül dediğimiz şey onun basamakları çıkmak için... Devamlı farklı boyutlarda görev aktleri, yaşam alanları var ve yolculuğuna devam ediyor. Bu bir. İkincisine bilinç. İşte siz herkes belli bir bilinç havuzunda. tamam mı? bir bilinç havuzu var ve consciousness dediğimiz İngilizce'de bilinç e, sizin bedeninizdeki konuştuğun taraf. Ben şu an sizin bilincinize konuşuyorum, hı hı. ruhunuza konuşmuyorum. Ruhunuz duyuyor. Ama aktif, özgür iradeliğiyle hareket eden bilinç. ilk ayın bilinci sizin zihniniz var. Zihin mekanik bir şey. Sizden emir alıyor ama dakika itibariyle o kadar manipüle edilmiş bir yerdeyiz ki zihin %95 sizin kontrolünüzde değil. Ne demek istiyorum? Zihnin sizin bilinçaltınızla bağlantısı var. Sizin bilinçaltınızın da kolektif bilinç havuzuyla bağlantısı var. Yani bütün insanlık ailesinin ortak havuzu sizin bilincin şey zihniniz oraya bağlantılı olan bilinç altında. Ve zihnin şöyle bir özelliği var. Benim bir tane amacım var kardeşim diyor. Bu bedeni hayatta tutmak. Artı bu bedenin içindeki bilincin kendi kendine yaşam sürecinde özdeşleştiği ego karakterleri yaşatmak istiyor. Atıyorum siz mahallede e, havalı Mehmet abi olmuşsunuz. İşte çok fanatik bir Fenerbahçeli olmuşsunuz. Veya işte kürsünüz var üniversitede. Hani siz siz bir yere konmuşsunuz, siz de onu kabul etmişsiniz. Hı. Zihin o ego karakterleri ve bedeni hayatta tutmaya çalışıyor. Ve bunu size sormadan yapıyor. Size sormadan yapıyor. Senden akıl alacak değilim diyor benim diyor. O, ciddi bir görevim var. Sana akıl sorarsam sen çuvallarız diyor. O yüzden bilinçaltına gidiyor. O bilinçaltı da kolektife gidiyor. Ama orası neyle dolu? pislikle dolu. En baskın kodlar, en çok yaşanmışlıklar en üstte duruyor. Ve orayı karanlık taraf manipüle edebiliyor. Bu şu demek, yani seni kapitalist düzene hapseden, düşük frekansa, o savaşma, hani herkesin düşman olduğu versiyonla ilgili bütün kodlar yüzeyde. Senin zihnin devamlı oradan besleniyor. Devamlı oradan besleniyor. Ve sonra ne yapıyor sinir sisteminde? Burada kök var ya kök, e, sürüngen beyin. Sürüngen beyin üstünden yürütüyor işi. Yani sen hayatın boyunca ne kadar entelektüel bir hayat yaşasan, ne kadar entelektüel bilgi birikimin olursa olsun, iş seni korumaya gelince sen sürüngen ile hareket ediyorsun. Ve o en işte herkesin düşman olduğu kin, nefret, hasetlik, e kodların olduğu yerden devamlı besleniyor. Tabii hatta bu işleri anlatan bir hoca oluyorsun. Evet. Bu konularla ilgili kitaplar yazıyorsun. Yani evet. Gel gelelim kendi hayatında bir şey yapacaksın. o sürüngen beyinden Aynen. alıyorsun öyle hareket o ediyorsun. Çok olup kalıyorsun. Covid öyleyse. sürecinde bir kesim öyle bir atıp tuttu ki işte aşılar zararlıdır falan saçmalık falan. İlk sıraya girenler onlar. Yok evet korku evet. seni yönetiyor işte e, kitlesel zihin kontrolünü buradan yapıyorlar korkular üstünden en düşük frekanslar üstünden senin zihnine ulaşıyor ulaşabiliyor. Mesela amigdaladan girip ulaşabildiğin her yaşın odası var ilk ayağın. Yani siz 42 mi dediniz? 42 yaşında 42 tane odanız var. Artı bir tane de hamilelik döneminde oda. 43 tane ana odanız var. Ana odası. Amigdala'dan giriliyor ve oraya ulaşıyor. Orası verilerle dolu. Ve oranın bilinçaltıyla bağlantısı var. Karanlık taraf oraya girdiğinde sizi her türlü manipüle ediyor. Size ait olmayan anıları oraya koyuyor. Yaşadığınız sahneleri egzecere ediyor. Devamlı sizin işte yani kilitleyen bir sürü sahneye, çekim alanlarına giriyorsunuz. Yani kuklaya dönüyorsunuz zaten. Tabii hayat yolunda tekamülde ilerleyeceğine sapıyorsun bir yere debeleniyorsun Aynen. orada gibi. Aynen. Ya hep mi başıma gelecek? Ya gene oldu, gene oldu. 50 kez karar alıyorsunuz. 51. de gene aynı hareketi yapıyorsunuz. Çünkü sizin bilincinize sormuyor zihin. Bilinçaltıyla beraber takım halinde güya iyi bir şey yapıyor, sizi maymun ediyor. Yakalamak lazım oraya. Evet. Bunları bilmek yani lazım. Yani şoför koltuğundan arka koltuğa zihni geçirmek gerekiyor. Ama zihin mekanik bir şey. Bilinç, şu an konuştuğum bilinç. Şimdi bilinç dedik, beden zaten elbise dedik. Tamam. Zihin dedik makine. bir de üst benlik var. Bir de üst benlik. Üst benlik şöyle bir şey. Yarı yazılım, yarı organik bir e, varlık gibi düşünün. Hımm. Üst benlik şöyle. Siz üst boyuttasınız. Diyelim 9. boyuttasınız. 3. boyut fiziksel dünya hayatına, matrikse görev bilinciyle inmeye karar verdiniz. Üst benliğinizi siz programlıyorsunuz. Diyorsun ki hey sevgili üst benliğim senin adın bu. Senin protokollerin bu. Ben bu amaç için unutarak ineceğim. Unutarak aşağıya ineceğim. Ve işte önce uyanmam gerekiyor. Uyandıktan sonra da işte benim işte programlar yapıp insanları aydınlatmam gerekiyor falan filan hani görev vaktiniz ve onun alt başlıkları olsun. Siz kendi üst benliğinizi programlıyorsunuz. Bu ve da aşağıdan mı programlıyor? Yukarıda, yukarıda program programlıyorsunuz. Evet, daha inmeden. Ve diyorsun ki ben fiziksel dünya hayatında istediğim kadar sana atar gider yapayım protokollerden taviz vermeyeceksin diyor. Beni önce uyandırmak için elinden geleni yapacaksın. Uyandıktan sonra bana yön vereceksin diyor. Hı. Hmm. Üst benlik Rehberim böyle. Rehberim şey. kendim evet. mi aslında, kendimim. Evet, evet, Yani onunla direkt konuşabilirsin. birey gibi konuşabilirsin. Minimumda fiziksel beden üstünden etkileşime girebilirsin. Yani ben mesela diyeyim ki yani sevgili üst benliğim gözümü garip garip hareket ettir. Kolumu kaldır diyorum mesela, kendi kaldırıyor. Fiziksel bedene hükmedebilir. Üst benlik. Evet. Şu an üst benlik mi yaptı evet. bunları? Tabii ki. Üst benlik yaptı. Kalp atışımı hızlandır diyor mesela hızlandırır. Fiziksel bedene hükmedebilir. Siz mesela minimumda üst benliğinizde e, bir temas kuracağınız e, şey bir hatta açtığınızda yani çok ileri gitmiş oluyorsunuz. Ne demek istiyorum? Evet, hayır üstünden sizi asla yanıltmayacak rehberinizle bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Peki o bağlantıya e, başka şeyler sızabilir mi? Şu sızabilir. Eğer, Mesela ben kalbime sorarım. Heh. Ona cevap verir. Heh. Kendince. Çok güzel evet, soru hayır, Hiç ferahlama falan. Ama ya o negatif tesirler oraya girdiyse Çok nasıl güzel ayıracağım? Soru. İşte ona kanca atmak deniyor. Araya girmek deniyor. Eğer sizin e, zafiyetiniz varsa ki çoğu insanda var. Bütün altyapı hacklenmiş durumda. Bu avatar hacklenmiş durumda zaten. Delik deşik gibi düşünebilirsin. Sadece o ana odalarından rahatlıkla kanca atabilir. Mesela ben şimdi soru sordum. İşte benim adım Yücelme. Göz kırparak bana evet de mesela. Şimdi evet diyor. Şimdi bu üst benliğim olmayabilir. Araya giren de olabilir. Hmm. Bu bir risk. İşte bunun en kolay yolu şudur. Kalbin içine asla giremezler. Hmm, kalbi kalbe atmak. negatif hiçbir enerji giremez. Şeytanın kendi gelse kalbe giremez. Of çok güzel. Kalbin içine hiçbir şey giremez. Yani sen kalbin üstünden o hattı güçlendirmeye gayret edersen üst benliğinle sağlıklı bir ilişki garantili sağlıklı bir ilişki tabiri. Yani kalbimin üzerinden derken kalbimin ferahlığına mı bakacağım ona? Ya orada Hiç enerji akışı ama. kalbini hızlı attırır. Yani ben her komutumu yaptırırım kalbime. Ha. Yani teknik bir şeyden bahsediyorum. Yani o bir enerji akışı ama o titreme. Ama kolay değil ki ya. Ama işte tiyovi ediyorum. Hani ne dedik? Önce bu soruları sormak lazım. Hani bir yerden başlamak lazım. Tam bu kapıdan çıktık süpermen olmadık ama bir yerden başlayalım. Ya bir de insanın iç ferahlığı, vicdanı da bence iyi ilahi o, bir şey tabii mi? Tabii. Vicdan mi? müthiş. Şimdi ben bir şey. bakıyorum. Müthiş bir Mesela şey. çevremde, evet. kendi dünyevi menfaat için her şey yapmış fakat doğru değil yaptıkları. Evet. Ama mutlu değil. Evet. Diyorum ki bak Allah cezasını böyle veriyor. Dünyevi evet. alemde her şeyi var gibi. Evet. Gel gör ki mutlu değil. Vicdanını özellikle söyleyeyim mi? Ha. Mekanizma Kişiden bağımsız çalışıyor. O direkt kaynağa bağlı. Herkeste. Herkesteki evet. vicdan direkt kaynağa yani bağlı. Yani bir şey yaptığında bir rahatsızlık varsa evet, benim evet. Yüce Hocam en çok baktığım evet. şey o. Mesela bazen gün bitiyor. içimde bir rahatsızlık Hancır var. Hançer saplanmış Sonra gibi. Sonra diyorum ki İlkay bugün ne yaptın? Birine mi teşekkür etmedin. Bir şey mi? Bir yokla bakayım. Yani ben evet. farkında değilim bak. Evet. İçim bana söylüyor. Sonra buluyorum yani. Şöyle bir şey yaptın. Hemen dön Viz, onu telafi. et. Vicdan çok müthiş bir kontrol mekanizması. Sen samimiysen, iyiye hizmet ediyorsan vicdanını direkt yani rehber olarak kullanabilirsin. Hmm. Yani bir karar aldığında veya bir duyguya kapıldığında odaklanıp vicdanına hani odaklandığında oradan gelen mesaj rahatsızlık istimi pamuk gibi hani ayakların yere basmaz Ay ya. Ha, direkt. Ya da hocam tam tersi de var. Kızıyorum birine, Aha. vicdanıma bakıyorum çok rahat. Diyorum ki doğru tamam. yaptın. Bravo. Tabii, tabii, tabii. Pamuk gibi olalım. Gelen vursun, giden yumruk atsın da Yo, değil hayat hayır. yani. Allah mesela teşbih hata olmaz. Kart vizitini sana uzatsa orada Rahman ve Rahim yazar. Merhametten bahseder. Kart hani o kadar esman var, sığmıyor. Bunları yazıyor önder. Ama onun cabbar sıfatı da var. Tabii. Yeri gelir estirir. Neler var? Çünkü o gerekiyordur. Onda külli olan bizde cüzi var. Yeri geliyor sen dik duracaksın. Sen ezik olduğunda Allah sana kızar. Sen niye kendini ezdirdin? Sana her şey emanet. Hayatta emanet. Beden de emanet. Sen ona iyi bakmak ve onun hakkını vermek zorundasın. Bazen de sen o gerekli adımı, hareketi yapmadığında onun gelişimine katkı sağlayacakken onun hakkına girmiş oluyorsun. Yani sen ona atar gider yaptığında o bir şeyi fark edecek, kırılma yaşayacak, tekamülünde ilerlemeye başlayacak. Sen ona aslında geri çekildiğinde haksızlık etmiş oluyorsun. Ne kadar ilginç değil mi? Çok ilginç. Değil mi? ben bu iş terazime bakarım. Evet. Yani Allah orayı evet. açık etsin. O, o da şey. Müspenlikle temas kurulmaya çalışılsın, buna mesai ayrılsın. Gecenin 3 ile dördü arası. Nasıl kurulur mesela? Gecenin üçüyle dördü çok kritik. Teheccüd 3. zamanı vardır ya sabah namazı değil. Teheccüd aslında Kur'an'da namaz diye geçmez. Teheccüd zamanı diye geçer. Derin derin tefekkür ettiğin. Namaz da kılabilirsin. O da güzel ama sadece namaza tekabül etmez. Üçle dörtte bütün kanallar açılıyor. Gece. Evet. Yani gök kubbe e, direkt kanalları açıyor. Hem senin kanalların açılıyor hem gecenin sessizliğinde Şartlar çok elverişli hale geliyor. Bambaşka ne şartlar oluşuyor. Ne yapacağım dönüşüyor. gece 3'te? Oturdum. Ee, senin şimdi senin üst benliğin var değil mi? Doğru. Tamam var. Biliyorsun. O herkesin seni hep var. Duyuyor. Evet herkesin var. O seni duyuyor. Onu biliyorsun cepte. Ve o seninle iletişim kurmak istiyor. Zaten anlaşman öyle. Yani onun yegane görevi seninle iletişim kurup sana rehberlik etmek. Tamam. Herkesin kendine göre meditasyon teknikleri vardır. Olmasa da Müzikli müziksiz artık yani kendini boşluğa bırakıp sevgili üst benliğim senin ismini şu an bilmiyorum ama ben sana bir isim veriyorum. Atıyorum Ayşe Fatma dedi. Hey sevgili Ayşe kendimi boşluğa bırakıyorum seni hissetmek istiyorum. Evet hayır üstünden iletişim kuracağımız bir kanal açmaya niyet ediyorum. Biliyorum ki sen bunu yapabilirsin. Zihinle direnç yaratmadığında bunu herkes yapabilir. İşte kalbimi hızlı attır kendini serbest bırakırsın gözlerimi kırpıştır tüylerimi diken diken Ama yap. insan ya kendin mi yapıyorsa, ha tüylerini diken diken yapamazsın, yapamayacağın Tabii şeyler üstünden gidebilirsin yani. Tabii ya gayret edeceksin, o kanala bir şans tanıyacaksın. Hmm. Yani üst benlikler var ya şu an ağlıyor ağlıyor. Yani yana yana <laughs> ulaşmak istiyor, kıvranıyor ama protokolleri sınırlı. Zorla kafana tokmakla vurmuyor. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Ve onsuz yol almak çok zor. Çünkü üst varlık diyorsun ya ışık varlıklar. O da seni yanıltır. Yeri gelir sana ders vermek için ters köşeye yatırır. Yani Allah bile Kur'an'da ne diyor? Tuzak Kur'an'ların en hayırlısıyım diyor. Seni hani doğru gittiğini zannedip ters köşeye yatırır. Öyle daha iyi ders alınır. Ama üst benlik nasıl biliyor musun? Hiçbir zaman seni yanıltmıyor. Protokol öyle. Neyse o. Of. Yani tam en güvenilir kankan üst benlik. Ne dedik? Gerçek olan ruh. Tekamül ondan bahsediyoruz. Ama ben şu an bilince konuşuyorum. Hı -hı. Ve ruhlar pasif modda. Yani senin ruhun burada ama bütün görev hattını her şeyi bildiği halde burayı çok etkileyemiyor. Yani bilincinle tercih etmen gerekiyor. Ruhla etkileşime girmek. Yani e, bilincin hemen yanında üst var. Ruh daha da arkada. Yani ruhla hareket edebilmek kolay değil. Can veren o. Tekamül onun. Ama bilinç çok baskın ve tuzaklara düşmüş olan bilinç. Çünkü o kadar büyük egolar geliştirmişiz ki kapitalist düzende. Yani birey olmak için, havalı bir birey olmak için hep ayrışmışız. İşte o, o ölmeden önce düzenli. ölünüz falan evet. ne kadar kıymetli Tabii aslında. Ki. Tabii ki. Peki şey, şuraya bakıyorum. Ha, inanç detaylarına geçeceğiz. Evet. Şu negatif varlıkların türlerini de tamamlayalım hocam. Sonra da şu e, diğer videoyu bitirdiğimizde konuştuğumuz konuya dönelim. <laughs> Yani çok fazla ırk var. Hani Dur, başka Oradaki ırkları en azından söyleyelim. Hani zikretmişken dedik Şimdi ya. Şimdi burada en eskiden beri bize e, hayatımıza... İkisini e, söyledik zaten. Ananakiler, yani reptiler bir başrolde. Anlattık Ama arkadaşlar. drakonlar da ciddi anlamda işin içinde. O mikronlar da... hocam? Drakon ne? Drakonlar, drakonyan. Yani isimleri bu. Irkların isimleri bu. Onlar en tepedeki mi? E, saf ırklardan hep hibritler yaratılmış. Hmm, bunlar saf ırkın yani, yani anonakilerdir. Bunlar, bunlar onlar... saf değil. Anonakiler e, şu anki haliyle saf değil. Bunların saf olan versiyonu var en tepeden. Ama Nibiru'da yaşayanlar şu anki gezegende yaşayanlar e, hibrit anonakiler de var. Ama en tepede onların başı var mesela Anyu. O saf en O çok kadim mesela. Şimdi ismini zikrettik gelecek ama... Neyse hayırlara gitsin. Nereye Ge, Ge, Ge geleceği varsa Eyzübillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ne diyeyim ya. <laughs> Hocam benim savarım bu. Eyzü evet. ben adım atmam çok şükür. Neyse her şeyi anlatır. isminizi zikrettiğinizde otomatikman gelme hakkı. Onun için mi üç harfiller dönüyor mesela? Ha, o genel bir isim. Bu özel bir isim ama. Özel isim. Cin dediğinizde sorun yok hocam çünkü o havuza çağırdığın sana. gibi gönderir misin lütfen Yüce hocam lütfen şunu. Ya o saygılı, saygılı öyle şey değil. Saygılı. Biz saygılı. tarihçeden bahsediyoruz zaten saygılı. kardeş başka bir şey yapıyoruz. <gülüyor> 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 çok. Evet. evet neyse sonra yok, hocam. Evet. konular? Zetalar var yani buraya. Ha zetalar ne? Zetalar da çok teknolojik olarak buraya müdahil olmuş durumda. Bilinç kontrolü, zihin kontrolünde çok çok başroldeler zetalar. Aslında bunlar kendi arasında, drakonlarla bunlar kavga halinde ama şu an el birliği Peki, zaman. Peki bunlar e, bir şekilleri, şemalleri var mı? Var böyle? hepsinin. Spesifik ırkların yapıları var. Mesela reptilyan dediğinde hep yeşil ırk. Ha yeşil kertenkele gibi, kocaman. Şaka değil, gerçekten öyle yani. Bir ana formatları var ama bir de kendi işlerinde değişkenlikleri var. Çok hmm. çok DNA testleri çok fazla yapılıyor. E tabi insanlar gibi mesela. Evet. insanlar var ama sonra Korelisi var. Hepsi farklı evet. farklı işte. Bunlar da shape shifting e, çok üst düzey mesela reptilyanda. Shape shifting şekil değiştirebilme. Her şekle girebilme kabiliyetleri hmm. var. Onların psişik yeteneklerinden biri yani. Şekil değiştirebiliyorlar. Anunnakiler de çok şey e, egosu yüksek tanrıcılığa oynuyorlar. Yani bunlar hani biz number one'ız. Bir numarayız. Diyorlar. E, i̇şte yani üst boyutta da büyük kavgalar var yani. Ama hmm. Anunnakiler Hani o 12. boyuttan ayrışma olduğunda onların saf oradaydı. Ve ilahlığa soyunanlardan yani. niburudukiler hepsi öyle değil. Hı hı. Ama en üstteki hikaye öyle dönüyor. O mikrolonlar çok acımasız, vahşi. Mesela bunların doğasında bizim gibi ırklardan burada yapamıyorlar. Ama hani beslenmek var. yaratılışında vahşilik var mesela. Ama kendi teknolojileri üstün. Protein üretebiliyorlar. Hani ama doğalarında yemek var, saldırmak var ama yüksek teknoloji ırklardan bahsediyorum. O mikronlar da öyle. Ama insan yemiyorlar Yok, dünyevi düzleme iniyorlar. İndinde peşişik saldırı gibi oluyor veya farklı ajandaları var. Ha. Ama hani yemekten bahsedemeyiz burada. Ama üst boyuttaki gezegenlerinde hani siz diyelim 5. boyuta geçtiniz, 7. boyuta gittiniz falan, o mikronlar size saldırabilir. Yani hani doğadaki saldırmak gibi düşünün yani. Doğadaki çok saldırgan hayvanlar gibi. Saldırgan yani. ama uzay gemileri var, teknolojileri var. O yani hani ilkel değiller, ya, yaratılışları öyle. Yani çok geniş spektrumlu bir yaratım alanı e, yaratmış Allah. yani. Peki bunların her biri insan bedeninde içimizde mi? Yani e, şu anki sürece dahil olmak isteyenler girebiliyor. Yani burası holografik bir simülasyon alanı ya. Tamam. Ulan bu beden sığar ya, hologram yani rüya gibi bir yer. Burada istediği gibi girer çıkar yani, girip de çıkıyorlar. Çok aksiyon dönüyor yani. Peki burada. bunlar kendi enerji alanlarıyla insanlara musallat olabilirler mi? Dediniz ya mesela reptilyan Hı -hı. musallat olur, omiriliğinden saldırır. Evet olabilir. Sadece o omikronlar reptilyan da Omikronlar da yapıyor. Anunnaki'ler tam değil. Reptilyanlar o, o, omikronlar çok aktif pesişik saldırı dediğimiz türden. Bir de e, sü e, yumuşak çalar tarzında varlıklar var. Hani böyle ahtapot gibi falan bunlar olan var ya. Onlar çok fazla saldırıyor. Onlara inorganik implant diyoruz. Yani implant nedir? Hani dişine takarsın ya. Onun onlar inorganiktir. Hani metal gibi. Bir de organik vardır. Hani o yumuşakçalarlar organik sınıfa girer. Hmm. Mesela laboratuvarda da üretilir bunlar bu karanlık ırklar tarafından. Gerçekten bir canlıdır. Ama e, senin üstüne mesela musallat eder onu. Onun amacı senin DNA'nı bozmaktır mesela. Kendi enerji alanında hareket eder. Senin DNA'na ulaşır veya o kritik enerji idapingala şunlar dedi ki gidip oraya tıkamaya çalışır. Canı var ama parazit gibi düşün yani bir onun da görev vakti var. Bunlar parazit varlıklar. Ama varlık bu vardır. arada şunu dediniz Hı. ne kadar negatif varsa biri o kadar da ışık varlık var. yağıyor, yani. yağıyor. Yağıyor, yağıyor. Biz sadece şu an bunlar Şöyle, çok bilinen olduğu için bunları saydık. Tabii sahip. yani hep buradan gittik sanki baskın durum buymuş gibi. Değil. Ee, yani... Açık söyleyeyim ben çok heyecan verici bir macera filminin içindeyim yani. Hani ben süreçten zevk alıyorum. Çünkü benim iki tane kuralım var. İlk derste bunları hani öğrencilere deriz. Bu iki kuralı algıla bambaşka bir faza geçersin. Birincisi kimsenin kurtulmaya ihtiyacı yok. Hmm. Yani ruhani olarak kimseye bir şey olmayacağı için oyunun hangi kesitinde ne olursa olsun filmin sonunda sana bir şey olmuyor. Kimsenin kurtarılmaya ihtiyacı yok. Ama insanoğlunun davranış modeli hep yani başın bile kurtarma refleksiyle. Hep bir şeyleri kurtarmaya çalışıyoruz. Hayır. O yüzden mesela sen özgür iradenle bana izin vermediğinde gözümün önünde kıvransan da benim sana o kadar rahatlıkla yardımcı olabilecekken yardımcı olma. Özgür iradenle benden yani yapar mısın demen gerekiyor. Çünkü biliyorum ki kurtulmaya ihtiyacın yok. Birinci kural bu. İkinci kural ne? Biz buraya iyi olmaya gelmedik. Yani iyi derken konfor alanında kalmak. Kendin iyi hissetmekten. Biz aksiyonun dibine geldik. Yani siz hangi macera filmini izlediniz ki her şey düz gitti? Biz Hayır, aksiyona hiçbir geldik. Hiçbir film macera filmi değil ya Nuri Bilge Ceylan filmi izlesen. Hani en evet. durağın evet. filmi izlesen. Evet. Çok iyi bir yönetmen o ayrı ama. E, gene de içinde bir aksiyon var. Evet. Kendi içinde. Zaten olsun. lan geldik gidiyoruz yani ot gibi mi yaşayalım? Bana hiçbir şey olmuyor filmin sonunda. Şöyle düşünün. Bu metafor çok güzel. Şimdi oturduk ikimiz. Şu ekranda PlayStation açtık. Vurdulu kırdılı bir şey. Ne de orada da kavram avatardır. İlk ayınım sen avatarını seçer misin dedin. İşte bir kadın e, savaşçı karakterini seçtin. Ben de işte erkek savaşçı karakteri. Sonra oynamaya başladık. Ben dedim ki ya zevki çıksın zorluğu arttırsana dedim. En son 7'de oynadık. 9'a getirsene zorluğu dedim. ne zorun var? Daha heyecanlı. Zorluğu arttırdım. Ha ah, şimdi zorluk artmış durumda. Doğru. Sonra oynuyorum. Geleni kesiyorum, biçiyorum. Ama onlar da kaf kafama taş atıyorlar, ondan sonra bıçakla kesiyorlar, ediyorlar falan. Ama ne oluyor? Oyunu ben buradan oynuyorum. Bak ruhum burada. Avatarın içindeki bilinç görüyorum, gözlemliyorum. Ama oyunu buradan oynuyorum. Sonra oyun nasıl biterse bitsin, başarı yapsak da yapmasak da ne yapıyoruz? Oyunu kapatıyoruz. Diyoruz ki hadi pizzacıya gidelim. Bak oyunda hiç ilerlemeyelim. Hep kafamıza taş düşmüş olsun. Umursamıyoruz. Hadi pizzacıya gidelim diyoruz. Öyle bakacağız. Yani aksiyonun dibindeyiz. Doğru. Drama yaratmaya gerek yok. Yani bir oyun oynuyoruz ama oyunun hakkını vermek zorundayız. Ciddi oynamak zorundayız. Ama en nihayetinde sana bir şey olmayacak. Ama şu olacak. Oyunun daha sıkıntılı sahnelerinde takılıp kalacaksın. Bu risk var. Bir de Allah'ın rızasını kazanmak diye bir kavram var ya. Allah'ın rızası bu süreçte sürecin hakkını ver. Geç ben senin ruhunu bu modülden kurtarıp şu daha yüksek level'a getirmeye talibim diyor Allah. Ama payına düşeni yaparsan o şekilde rızamı daha çok kazanırsın diyor. E onu da hakkını verelim işte. Olay bu. Tekamül yolculuğu. Evet. Yani işte bir taraftan. Aynen yani. öyle. Peki şey şu inançların detayları. Ya. Aslında bugün dünyada bütün olaylar belli evet. inançların üzerinde yürüyor. Evet. Ee, şaka değil bu. Yani gerçek hakikaten evet. olan bu dünyada. Evet. evet. O yüzden ona bir bakış atacaksınız evet. şimdi. Yani şimdi İtalyan düşünür Umberto Eco diyor ki birilerinin diyor ne inandığının hiçbir önemi yok diyor. Ama diyor inandığı şey için ne kadar şey yapmaya niyeti olduğu ve ne kadar şey yapmaya gücü olduğu önemli diyor. Yani senin ne inandığın önemli değil. Çok saçma sapan uçuk kaçık bir şey inanabilirsin. Ama onu gerçekleştirmek için. Satanistler bir şeyler yapıyor mesela değil mi? Gücün varsa o zaman sen bir konusun. Hı hı. Ben bu konuyu gündeme alman lazım. İşte küresel güçler diyoruz ya, küresel iliminiati vesaire. İşte bu üst varlıkların özellikle Anunnaki ve Reptalyanların Zetaların iz düşümündeki maşaları. Tamam mı? Küreselciler. Küreselciler maşaları. Kimisi kendi enkarneleri, direkt her şeyin farkında. Çoğu da sadece dünyevi düzlemde Hani kapitalist düzende en başa geçmeye çalışıp e, tek dünya devleti kurarak tek din, tek dil üstünden her şeyi yönetmek isteyen dünyalılar. Farkında değiller arka planda ne olduğunu. Maşa. En nihayetinde böyle bir düzenek var. Ama bu düzenek dünyevi düzlemde işlerken inançlar üstünden yürüyor. Ezoterik inançlar üstünden yürüyor. Çünkü kitleleri yönetebilmek için inanca ihtiyacın var. Dine ihtiyacın var. Sen Kapalı kapılar ardından üç kişi, beş kişi buna niyet edip karar verebilirsin ama nüfusu yönetmek zorundasın bu süreci yönetmek için. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye kavramı yani bütün kehanetleri insan eliyle gerçekleştirip süreci hızlandırmak için insanları inandırmak zorundasın. Çünkü bir dünya savaşından, Armagedon'dan bahsediyorsun. melhame i Kübra'dan bahsediyorsun. Bunun gerçekleşeceği ve oraya gittiğimiz açık. Bu insanlar üstünden yürüdüğü için inançlarla onları manipüle edebilirsin. Onlar safane inanarak işte gönül rızasıyla gönül rızasıyla yapıyorlar, rızası yapıyorlar. Ama birileri kapalı, kapalı kapılar ardından üst boyutun direkt adamları her şeyin farkında. Bir kısmı da dünyevi düzlemde kendi menfaatine bakıyor. Öyle diyeyim. Bütün küresel sermaye ele geçirmeye çalışıyor. Ama ne olup bitiyorsa inançlar üstünden. Ezoterik inançlar üstünden yürüyor. Burada Şimdi, Şimdi bunun içinde göstere göstere gelenler var. Dünya'nın evet, gözü önünde evet, oluyor bu arada aynen, bunlar yani. Aynen. Dünya'nın gözü önünde o oluyor. Çünkü o nüfuslar istiyor zaten. İnanmışlar artık. Şimdi Yahudilere bakın, onlar da istiyor. Evangeli Sıristiyanlara bakın, onlar da istiyor. Zaten hem Hollywood, siyaset, işte bütün sanat, spor, her şey elindeyse, güç senin elindeyse ve sen demin ne dedik? Ne kadar yapmaya gücün varsa o önemlidir. Her şeyi yönetiyorsan e seni ne durdurabilir? Hı hı. İnançlar uçuk kaçık olabilir. Ben yanlış demiyorum. Doğru da olabilir. Ama doğru veya yanlış inançlar üstünden dünyanın bütün süreci işliyor. Şimdi Yahudiler ne yapıyor? Kral Davut soyundan Yahudilerin beklediği Mesih. Özellikle Evanjelist Hristiyanların beklediği İsa Mesih başını İran'ın çektiği Şii İslam inancındaki Müslümanların beklediği kayıp 12. İmam olan Mehdi ve Hazreti İsa ile bir kısım sünni Müslümanların beklediği Mehdi ve Hazreti İsa'nın bu kıyam aşamasında geleceğine yönelik inançlar şu anki yaşanılan sürecin omurgasını oluşturuyor. Evet, bu beklenti her... çok net var. Evet. Bütün inançlarda var. Ve sorun şurada. İsa Mesih acil gelsin, süreç tamamlansın diye Tanrı'yı kıyamete zorlamak kavramı oluyor. Çünkü kehanetler gerçekleşmek zorunda. Onlar sıralı gerçekleşmeden sona varılmayacağı için hızlandırmaya çalışıyorlar. Orta Doğu'nun karışıklığı vesairesi hep bundan. Yani Armageddon'a gidiyoruz. Çünkü orada Mescid-i Aksa'nın yıkılması evet. gerekiyor. Mescid-i Aksa şey artı e, sadece Süleyman o değil. Mabedi tekrar inşa edecek. Evet sadece o değil. göre. Mescid-i Aksa ve e, e, Kubbetüs Sahra Camii de ikisi de yıkılacak. Yıkılacak. Yıkılmak zorunda. Çünkü şöyle Yahudilerin inancına göre mescid e, şey Süleyman Tapınağı şu an gökyüzünde var ve iz düşümü oraya denk geliyor. İz düşümü oraya denk geliyor ve kehanetlerde o iki cami yıkılıp yerine Süleyman Tapınağının üçüncü defa inşa edilmesi gerekiyor. O olmazsa süreç işleyemiyor. Mehdi gelemiyor onların inancına göre. Şimdi Hristiyanlar da bunu niye destekliyorlar? Çünkü onların inançlarında da bu var. Bir yere evet. kadar inançları örtüşüyor onların. Evet örtüşüyor. Yani e, e, köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek ama gibi. Ama köprüyü geçtikten sonra Hristiyanlar diyor evet, ki biz evet, olacağız tek evet. hakim. Yani Yahudiler diyor ki bir biz olacağız sekakim. kıs kıs, kıs yapıyor. Yapıyor. Aslında evancelik Hristiyanlar çok, işine geliyor yani. Çok Hı. eski kaynaklarda Talmud'da falan diye hatırlıyorum. Yani Yahudilerin Hı. eski dini kaynaklarında. Bu süreçte Türklerin Hristiyanlar inanıyor ki Yahudilerin yanında olacak. Yahudiler inanıyor ki Hristiyanların hmm. yanında olacak. Yani bir Türk desteğini de alacaklar köprüyü hmm. geçene kadar. Gibi bir bilgi hatırlıyorum. Evangelist açısından şöyle 7 yıllık bir türbülans dönemi var. Türbülans döneminde burada Armageddon Armageddon son aşama da türbülans dönemi diye geçiyor kavram. O sırada Yahudilerle Müslümanlar savaşıyor. Hmm. İsa, Mesih onlara göre evangelistlere göre bir kez gelmiş sonra göğe yükselmiş ya İkinci kez gelecek. İkinci kez geldiğinde bu 7 yıllık türbülans dönemi başlamadan önce e, samimi inanan evanjelistleri göğe yükseltecek. Hmm. Bak ısrarla diyorum. Neye inandıklarının önemi yok. İnandıkları şey için neyi yapmaya güçleri var. O yüzden anlattıklarımız komik gelebilir. Ama ona inanıyorlar Komiki ve süreç öyle işliyor. bu arkadaşlar. Ha. Biz nasıl kuran Kur'an-ı Kerim'de ha. yazanlara evet. inanıyorsak onlar ha. da kendi inançları gereği evet. kendi kitaplarına Aynen. ve kehanetlerine birebir inanıyorlar. Evet, Çok duyuyoruz. normal. Süreç de öyle işliyor. Şimdi İsa Mesih. Onlar İsa Mesih diyor. İnecek, evanjelistleri göğe yükseltecek ve türbülans başlayacak. Gökten rahatları yerinde bir şekilde Yahudilerin Müslümanlarla e, Anadolu topraklarında, Mezopotamya'da işte Şam bölgesinde özellikle Kudüs'te ve Megido Vadisi'nde savaşacaklar, savaşacaklar. En son İsa Mesih gökten üçüncü kez inecek ama bu defa bedene bürünmüş. İkinci inişte enerjisel inecek. Kimse görmeyecek ama hmm. inanan evanjelistler görecek ve göğe yükselecekler. Üçüncü de ete kemiğe bürünecek ve bedenlenecek. O sırada da Armageddon başlayacak çok kısa bir süre. Deccali şeytanı Denize dökecek, ateşe atacak ve e, krallığını ilan edecek ve evangelistler gökten inecek. Evangelistler böyle inanıyor. Hı hı. Ama e, Yahudiler de İsa, İsa Mesih değil Mesih gelecek diyor. Çünkü İsa payına düşeni Mesih olma şartlarını yerine getirmediği için İsa'yı Mesih olarak kabul etmiyorlar. Mehdi gelecek e, vaat edilen toprakları alacak. Vaat edilen topraklar bu arada da Edomu da kapsıyor. Edom dediğimiz Anadolu topraklarının kadim adı. Yani Anadolu toprakları vaat va, va, edilmiş işte Fırat'ın Fırat güneyinden Nil'in kuzeyine böyle devasa Bu bir alan. Bu 7 Ege Kilisesi. <laughs> e, Yahudilerin Ege. kehanetlerinde mi? Evet. İncil'de de var galiba. Hepsi ortak inanç. Ortak Kap inanç. Yani e, kabalist, e, ezoterik inançlarda hep e, herkes aynı şeylerden bahsediyor ama hep kendine yontuyor. Hı hı hı. Mehdi gelecek, savaşı kazanacak diyor. Bu arada eee de Türkler oluyor. Yani Martin Luther zamanında bir laf atmış, Papalığı ve Türkleri Deccal kabul etmiş. Biz de, Deccal kalmışız yani. Deccal kalmışız. Papalığı ve Türkleri. Evet. Papalığı ve Türkleri Martin Luther zamanında Deccal olarak adlandırmış. E, o yüzden Deccal'la Türklerin Deccal olduğu görüşü hem protestanlığa hem de Katolik Hristiyanlığına e, girmiş ve benimsenmiş. Hı. Hmm. Yani biz Deccel'iz. Deccel'i Mehdi yenecek. Vaat edilmiş toprakları alacak. Sonra Siyon Dağı'nda e, kral e, koltuğuna oturacak. Ondan sonra hüküm sürecek. Ama evangelistler de diyor ki İsa ikinci de gelecek göğe çıkartacak. Üçüncü de inecek. Armageddon'u kazanacak. Evangelistler inecek ve Yahudiler aa diyecekler biz yanılmışız. İsa Mesih doğruymuş. 144 bin Yahudi e, İsa Mesih'e diz çökecek tabi olacak ve ondan sonra bin yıl süren Tanrı Krallığı süreci başlayacak. Evangelistler de böyle inanıyor. Hı hı. Yani o 7 yıllık türbülans döneminde yukarıda izleyecekler, birbirine kıracaklar, nüfus azalacak vesaire. Ee, İsa Mesih gene inecek ve bin yıllık Tanrı Krallığı'nı ve Yahudiler bu defa şey yapacak. Yahudiler şu an günahkar görüyorlar ama e, beraber takım haline tabii, hareket Tabii Bir süre menfaatleri evet. beraber. Şimdi tabi bugün Filistin'de olanlar gözler önünde yaşanıyor. Sonra olayın yani Filistin düşerse, Kudüs düşerse İstanbul düşer diye Erhan Altunay'la bir yayınımız vardı mesela. Evet. Buraya doğru geldiği zaten evet. aşikar yani. Hani ezoterik bilgilerde de tarihi kaynaklarda da böyle. Şimdi o tekrar onları baştan detaylandırmayalım ama görünen resim bu. Ee, ve bir de şey var son dönemde yani bir kurtarıcı yeni lider çıkacak. Evet. Görüşü de var. Evet. İşte ne bileyim insanları rüyalarına girenler. Ben de programda ağırladım. Evet. E, yapılan şeyler var. E, İslam inancında da var bu arada Mehdi mesih evet. işte söylediğiniz. Evet. Bir kısım inanıyor, bir kısım tam olarak Kur'an-ı Kerim'de Şeye, geçmiyor. Şey de diye kesin karşı olarak yani Melhame-i Kübra artık her tarafta kabul görmüş son savaş. Tabii Melhame-i Kübra var ama var. kurtarıcı inancından bahsediyor. Kurtarıcı inancında onun da bünyesinde var. Mehdi ve eee Mesih ikisi de var. Hayır Mehdi rehber İslamiyet'i doğru şekle sokacak, insanları uyandıracak, adaleti sağlayacak, barışı sağlayacak ve doğru inanç kalıplarına oturtacak tekrar. Ben Yücel Balkancı ne düşünüyor onu merak ediyorum. Yani inançlar böyle söylüyor. Aha. Siz bir kurtarıcı bekliyor musunuz? Bir yeniliğiler? Zor yerden anlaşmadık böyle. <gülüyor> 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 Burası masa sohbetleri masa hocam. Masa sohbetleri. Şöyle... Yani e, söylemek istemiyorum bir fikrim, fikrim var da. Şöyle fikrim var. Fikrim var. Ben birilerinin geleceğini düşünüyorum. Birilerinin? Birilerinin geleceğini düşünüyorum. Hani adına İsa Mesih dersiniz, Mehdi dersiniz. Son aşamada rehberlerin geleceğini, görünür rehberlerin geleceğini, hani az sayıda liderlerin de geleceğini düşünüyorum. Öyle muğlak bir cümle kurayım. Hmm. Muğlak bir cümle kurayım. Ya çünkü bu, bu yani kişi olarak zuhur etmeyecek ama bir sistem meselesi, böyle bir şey olacak diyen var. E kişi olarak bekleyen var gerçekten ama, merak ettim ama ekip de gelecek içinde. Bence hani yardımcıları da tek, gelecek tabii. ama zaten evet. bir kişilik şimdi bir kişi bir kişilik... çıksa da ben şimdi dünyayı kurtarmaya geldim İlkay'ın programını alayım dese ben nasıl alayım yani hani tabi tabi yok kalabalık bir ekip Bence şöyle zaten dünyevi düzlemde o süreç işliyor yani gökten Hani ışıktan bir tünel açıldı ve bir anda indik gibi değil zaten hani dünyanın her yerine yayılmış bu gizli ruhlar uyanıyor. Sonrasında yapılanma süreci ve hani görev aktine uygun olarak o son savaşa hazırlanan ekip var yani. Onun için insanlar onun, bu kadar kolektif rüyalar evet, arttı, hisler evet, açıldı. belki ışık varlıklar evet, bu kadar hızla evet. iniyor. Yani rütbeler var, katmanlar var, şey iş tanımları var ama hani o en üst perdedeki lider ve hani onun ana karakter adamları diyelim, savaşçılar ne dersiniz deyin adına ben ona inanıyorum ve o ruhların şu an uyanma sürecine başladığını ve hızlı bir şekilde nasıl DNA'daki hani çalar saat gibi uyanış var ya zaman kapsülleri bunlar uyanmaya başlıyor ve o güne hazırlık yapılıyor. Yani o gün Allah katında da var çünkü dünya da gezegensel olarak finale gidiyor. Yani hani fiziksel olarak da gezegen o noktaya gidiyor ee, İslami literatürde de hani derine indiğinde karşılığı var. Zaten hani Allah şeytana izin verdi. Neyin iznini verdi? Hem zaman verdi hem imkan verdi. Şeytan düzeneği böyle kurduğunda karşıda da ışık tarafı Allah hazırlıyor. Hani dengeyi sağlıyor. Hani tavuk yumurta gibi düşünün. Hı hı. İster Allah baştan beri planı böyle yapmış olsun, isterse şeytana izin vermiş olsun ve şeytan bu düzeni dünyanın en son hani e, astrolojik olarak ...final aşamasına denk getirecek şekilde ayarladı, ne derseniz deyin oraya gidiliyor yani. Hani biz bu programı niye yapıyoruz? Bunun farkına varın, parçaları birleştirin, artık uyanmaya başlayın. Yani bu konuya kafanızda artık yer ayırın. Yani biz şimdi uçuk açık bir e, bilim kurgu filmi anlatmıyoruz. Valla biraz öyle gibi. Yani öyle gibi ama yani... Hani insan içinden geçerken de öyle düşünüyor dinlerken de öyle düşünüyor. İlk ayanım şimdi insan. Ben ama bunu hep yaşıyorum ya. Yani. Ben nereye düştüm? Ne oluyor? Ne konuşuluyor? Evet. Burada bu programda ne yani evet. benim yaşadığım bir duygu. Nereden baktığınızla alakalı bir şey. Yani aslında insanın işte bu klasik anlamda uzaktan göründüğü bu kadar standart, ezik bir varlık olduğuna inanmak aslında delilik. Hı hı. Yani Allah birebir muhatap almış, yeryüzünün halifesi seçmiş ya. Yaratılmışların en şereflisi He, demiş. Yaratılmışların en şereflisi yeryüzünün halifesi, burayı inşa et demiş. Cenneti burada inşa et demiş. Yani öyle bir varlıktan bahsediyoruz. Sadece hani işe gittim geldim, ay sonunu bekleyen, hayatta kalmaya çalışan böyle şeyler anlattığımızda hadi canım oradan. O da ne ki diyen bir varlık olabilir miyiz yani? Esas o çılgınlık. bakın insan tecrübesi yaşayan spritüel varlıklarız dedik. Spritüel tecrübe yaşayan insan değiliz. Yani bu kadar i̇nsan aksiyon yani tadını istersen. çıkar bu aksiyon döneminin ya. Sonuna kadar <laughs> hani bilgisayar oyunu gibi. En sonunda Aha. pizzacıya gideceğiz. Hakkını ver ya gelmişsin. Bak birileri daha gelmek istemiş. Yok yok beni önden gönderin. Ben bunu kaçıramam demişsiniz. Gelmişsiniz aksiyona. Yani bir sürü görevli varlık var. Az değil. Yani e, şu sokağa çıktığınızda hani diyelim 50 kişiyi gördünüz bayağı biri sayısı görevli yani. O kadar içimizdeyiz yani. Bayansı da ama reptil yan neydi? Ha. Zeta, Fena, drakon evet, ama, var. onlar bizim uzak olsun. Eczbüller Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Başladığım gibi tamam. <laughs> bitiriyorum arkadaşlar. E, çok teşekkür ederim Yüce Hocam. Daha konuşuruz yani konuşuruz. önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki. Biliyorum bitmedi ama bir saati daha doldu. Şöyle sonraki programda... Siz bitirin. Ha. E, yok bunu bitirmek değil de sonraki program veya programlarda... Ne konuşalım? Artık e, burada uyanan ve uyanması gereken insanları donanımlamaya... Hani, Niyet işte İşte ne yapacağım, ne edeceğim, sırada ne var diyen insana dokunmaya çalışalım. Hani büyük resmi çizdik, evet. binanın temelini oluşturduk. Tamam şimdi işe koyulalım noktasında... İnsanlara nasıl katkı sağlarız? Bence buna odaklanalım. Allahu Ekber diyorum. Ya. Allah yardımcımız olsun. Yapalım inşallah hocam. Yapalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfen sorularınızı, önerilerinizi kanalımda görmek istedikleriniz yorumları aşağıda paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın. İyi uyanmalar hepimize. Uyanmak teşekkür nasip ederiz. olsun inşallah. Amen.